Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere YDS'den başarılı olmak için nasıl çalışmalısınız bundan bahsedeceğim. İlk olarak bu kursu aldığınıza göre ana diliniz ya Türkçe ya da ileri seviyede Türkçe olmalıdır. Size sorum şu. Sınav özelinde hiç çalışmadan 80 soruluk dil bilgisi, okuduğunu anlama, yorum yapabilme, analiz becerilerinizi ölçen %100 Türkçe bir sınava şu an girseniz kaç alırdınız? Yani KPSS, ALES, TEOK ve benzeri sınavların Türkçe bölümlerini düşünün. Hatta daha zor versiyonlarını, daha üst versiyonlarını düşünün. Çok iyi bir not alamazsınız çünkü sınav üzerinde çalışmadınız. Tabii ki istisnalar olabilir. Muhtemelen çok kötü de almazsınız çünkü Türkçe ana diliniz ve mutlaka yapabileceğiniz sorular olacaktır. Bakın ana dilimizde girdiğimiz sınavda dahi problemler var. Devam edelim. Peki Türkçeyi sonradan az biraz öğrenmiş birini bu sınavlara aynı şekilde soksak kaç alırdı? Sonucu az çok hepimiz tahmin edebiliriz. Pek tatmin edici olmazdı. Şimdi size bu soruları neden soruyorum? Dil fark etmeksizin bu tarz sınavlardan istediğiniz başarıya ulaşmak adına geçmeniz gereken iki adet evre bulunmaktadır. Bunlardan ilki sınava girilecek dile genel bir hakimiyet. İkincisi ilgili sınava sınav özelinde çalışmak. Ve bu hangi sınavsa onun özelinde çalışmak. Mesela YDS, YÖKDİL, işte YDT gibi sınavlar benzer sınavlar. Onların hepsini aynı şekilde çalışabilirsiniz. Fakat YDS ve TOEFL çok farklı sınavlardır. Farklı becerileri ölçer. O yüzden de YDS ise YDS'ye TOEFL ise TOEFL özelinde çalışmanız gerekiyor. Sınav üzerinde çalışmazsınız. Mesela birinden YDS'den yüksek not alan biri toplan aynı beceriyi, aynı başarıyı gösteremeyebilir. Az önce belirttiğim gibi YDS, YDT, YÖKTÜL gibi sınavlar benzer sınavlardır. O yüzden de herhangi birine çalışarak diğerine de aslında çalışmış olursunuz. Peki nedir bu çalışma? Size bazı altın kurallardan bahsedeceğim. Kural 1. Genel İngilizce seviyesini orta hatta orta üstü daha iyi olur seviyesine getirmek. Bakın genel İngilizce. Bu orta ve üstü seviye ülkemizdeki orta seviye İngilizce var yalanı değildir. YDS için orta düzey şu demektir. Kendini temel seviyede ifade edebilen, biraz gramer bilgisi olan, yazabilen, okuduğunu veya duyduğunu az çok anlayabilen, aynı zamanda orta düzey kelime bilgisine sahip kişileri ifade eder. Bu seviyelerdeki kişiler bir yandan eksiklerini kapatıp bir yandan da sınava yavaş yavaş çalışmaya başlayabilirler. Bu seviyelerde dahi değilseniz bırakın YDS gibi bir sınavdan yüksek not almayı çalışmaya dahi başlayamazsınız. Çünkü öncesinde yapmanız gereken şeyler var. Bunlardan daha sonra bol, bol bahsedeceğiz arkadaşlar. Kural 2 belli bir seviyede veya ileri seviyede olan kişiler. Buna güvenmeyip mutlaka ve mutlaka sınav üzerinde çalışması gerekiyor. Bakın ilk başta söyledim. Ana dilimizken dahi problemler yaşıyoruz. Sizin sonradan öğrendiğiniz bir dile sınav üzerinde hiç çalışmadan başarılı olmanız çok olası değil. Peki nedir bu sınav üzerinde çalışmak? Sınavı YDS olarak kabul edelim. Öncelikle teknik yani işin kramer, dil bilgisi kısmı üst düzey ve eksiksiz bir gramer bilgisi. Gra aynı zamanda gramerdeki uç ve nadir kullanımları da bilmeniz gerekiyor. Yani sadece kendinizi çok iyi ifade edebilmeniz de maalesef yetmiyor. İleri seviyede genel kelime bilgisi ve akademik kelime bilgisi, bilgisi her ikisi de çıkmakta çünkü. E, bunların her ikisi de arkadaşlar çok önemli. Setin kelime bölümünde e, bolca değinilecek ve nasıl geliştireceğini size anlatılacak. Phrasal verbs, deyim fiiller, öğrencilerimizin pek hoşlanmadığı e, fiiller. İşte advanced propositions yani gelişmiş edatlar, çok fazla aynı şekilde, kompleks bağlaçlar vesaire. Buraya e, onlarca şey yazabilirim. Siz resmi anladınız. Bir de işin beceri kısmı var. E, dil bilgisi kısmı yani teknik kısmı ayrı, bir de beceri kısmı var. Nedir bunlar? Bakmak yetmez arkadaşlar, görebilmek gerekir. Biz buna test teknikleri diyoruz. Bu kursta netlerinize çağ atlatacak test teknikleri öğreneceksiniz. Ancak dediğim gibi öncesinde bazı şartlar var. Okuduğunu anlama, yorum yapabilme. En çok çıkan soru tipidir. Hatta YDS nasıl bir sınav deseniz ben size okuduğunu anlama sınavı derim. Metin analizi bilinenden yola çıkarak bilinmeye ulaşma. Yine kazanmanız gereken ve çok önemli bir beceri. Ne kadar kelime öğrenirseniz öğrenin, ne kadar yapı öğrenirseniz öğrenin mutlaka bilmediğiniz bir şeyler karşınıza çıkacak. Ve bunu egale etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Soru çözme alışkanlığı kazanma, bolca soru çözme, soru tiplerini iyi bilmek yine kazanmanız gereken beceriler arasında. Ve soru çözme hızınızın artması, seçenekler arasında eleme yapabilme ve doğru cevap şansını yükseltmeyi de yine öğreneceksiniz. Sonuç toparlayacak olursak arkadaşlar YDS çalışma planı aynen şudur. Genel İngilizce artı sınav özelinde çalışmak. Genel İngilizceniz olmadan sınava çalışmaya dahi başlayamazsınız. Bakın sıfırım ben hadi YDS çalışacağım. Böyle bir şey yok. Genel İngilizcenizin olması da yeterlidir. Benim İngilizcem iyi. Hadi ben sınava gireyim. Böyle bir şey de yok. Sınav özelinde de dediğim gibi çalışmanız gerekiyor. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Ayırmaya çalışırsanız örneğin İngilizce kursuna gitmeniz gerekiyorsa YDS kursuna gidersiniz. Böylece emeğiniz, paranız ve vaktiniz boşa gider veya tam tersi. YDS kursuna direkt başlayıp başarılı olabilecekken boşu boşuna vaktinizi ve paranızı harcarsınız. Saydığım bütün teknik ve beceri anlamındaki bilgiler bu kursta size aktarılacak. Fakat önce o aşamaya gelmeniz gerekiyor. Bu yüzden farklı seviyelerdeki kişiler için farklı çalışma e, stratejileri hazırladım. Bu eğitimin devamında onları da bulacaksınız. Mutlaka iyi bir şekilde devam edin arkadaşlar. Mutlaka söylediklerime kulak verin. Görüşmek üzere.